Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Sakarya yerel basın olarak Adapazarı'nda bulunan Doğuş Kırtasiye işletme sahibi Cihat Konuk ile birlikteyiz. Cihat Bey öncelikle merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli izleyicilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Cihat Konuk kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ben öncelikle bir esnaf, bir ailenin çocuğuyum. 1955 senesinde Sakarya Caddesi'nde metruk bir evde dünyaya geldim. Yaşım 67 şu anda. Sektörle tanışmam öncelikle esnaf olmama sebebiyle 1978 senesinde tanıştım. Hemen hemen 43 yılda bu işle meşgulüm. Çok bazı güzel. Yaşım, evet. Başarılarınız daim olsun o halde. İnşallah. Peki dışarıdan burayı bilmeyen bir misafirimiz geldi. Ne gibi hizmetler alabilir? Tabii öncelikle biz kırtasiyeciyiz. Bizim şeyimiz, hitabımız şu olmalı. Kırtasiye, kırtasiye alınmalı. Bunu sağlamamız gerekiyor. Ama şu an bu sancıyı maalesef sektörü biz çekiyoruz. Marketler zinciri bu konuda bizim ızdırabımız. Bunun önüne geçme şansımız var mı bilemiyorum. Ama ben şunu görüyorum. Bizim işimizin geleceği 5 yıl daha bir zamanımız var. Sonra zannediyorum bu meslekte ortadan kalkabilir yani. Evet. Çok güzel. İzleyicilerimizin de görmek üzere olduğu gibi şu an kırtasiye dışında da birçok ürünlerimiz mevcut. Biraz da bu ürün yelpazenizden bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii kırtasiye tek başına yetmeyince mecburen biz yan olarak oyuncak, bijuteri, malum top çeşitlerimiz var. Aynı zamanda top şişiriyoruz burada, çocuklara bir hizmet veriyoruz. Yanı sıra burada gördüğünüz gibi sağlıklı ürünlerimiz var bizim. Ben biraz sağlığa önem veriyorum. Sağlığın şeyini kaybetmeden gördüğünüz gibi tuz lambalarımız, bal çeşitlerimiz ve tabii yanı sıra da hediyelik eşya çeşitlerimiz de var. Malum çocuklarımızın doğum günleri ve bunlar gündemde şu anda. Bunlar bizim çeşidimizin yan ürünü, bize güzel hizmet sağlıyorlar yani. Çok güzel. Peki hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine kırtasiye girince daha da önem arz ediyor biliyorsunuz ki hataya yer vermiyor. Siz bu konu hakkında ne gibi önlemler alıyorsunuz? Tabii şimdi biz bir hizmet sektörüyüz. Bu doğrudur. Ben meslekte 43 yılım olduğu için geçmişi şu an mumla arıyorum tabiri caizse. Hani bugün diyebiliriz ki oksijen çadırındayız meslek olarak. Bundan sonrası için pek ümit var değilim. Ümitsiz de değilim ama pek ümit var da değilim. Fazla yapacak bir şeyimiz artık gidebildiği kadar gideceğiz. Fazla bir şey söylememizin bir anlamı yok gibi geliyor yani. Peki Cahit Bey, birçok bu sektörden firmalar var. Biraz da sizleri diğerlerinden ayıran özelliği merak ediyorum. İzleyicilerimiz sizi neden tercih etmeliler? Ya tabii biz öncelikle güveni esas alıyoruz kendi bünyemizde. Ben 43 yılda bu işi yapıyorum. Güven esaslı bir firmayız biz. Ben buraya merkezden geldim. Adapazarı merkezi. Depremde iş yerlerimiz yıkılınca buraya avdet ettik. Burada kaldık. Bağlantı sebebimiz de eşimizin binası burası. O sebeple buraya gelince kalmış olduk. Tabii tercih sebebi öncelikle güven dedik, çeşit dedik, hizmet dedik. İnsana hizmet, hakka hizmettir prensibiyle. Bir de insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Biz bunu kendimize prensip edindik. Bunun burada biz faydasını görüyoruz uygulamalı olarak. Cahit Bey, buradan son olarak Doğuş Kırtasiye'yi tercih eden tüm müşterilerinize, öğrencilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben onların bir kırtasiyeci amcasıyım. Öyle bir şeyimiz var. Geçmişte bir kısa bir film şeyimiz olmuştu. Ben de amcayım. Bu şeyin devamını arzu ediyoruz. Çünkü insanlar bu diyaloğu kaybediyorlar yavaş. Büyük marketler zincirinde bu şey özellik kayboldu. Bunu yaşatabilirlerse bize memnun olur. Biz onlara gerekeni sağlarız diye düşünüyorum yani inşallah. İnşallah. Cahit Bey, vermiş olduğunuz bu değerli kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Sakarya halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. Çok teşekkür ederim. Sizler vesile olduğunuz için ben de size yerel medya olarak teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Önünüzü Cenab-ı Hak açsın inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İşimin uzmanıyım.